bu birinci taharatın birinci baskıcı hesablanadı ve bunu hemen kıladı. Ulamalar dedi ki, hemen özünü bilgen adam bunu kıladı. Ana ikinci baskıç, bundan yukarı baskıç. Ne var bu? İkinci baskıç, azalarını günahtan patlaş. Ben yalvancı basam dilim nafak hazır. Çünkü yalvan haram nesil dilimde durur. Çakıncı dilim yapken basam dilim nafak çünkü Allah haram kıyam nesilini yapıyor. Boğdan kısam, doğmak kısam, Allah diye okumayacağım yaplarını yaparsam, buranın gıybatını kısam, bunlar hepsi dilimde mani iplastır. Evde dönüşü mantığa bakışım gerek, istiğfar edişim gerek, İkinci bu nesilerini kımıymandım, Allah'a vaada erişim kere, dilim bakıyla. Kötü haramlarını koruyordu. Allah koruma, karama diye nesilere karar yaptı. Günahkar oldu. Köz zinasını saldır kıldı. Közünü, ayrını kıldı. Hemesini kıldı. Şimdi bunu ben, ana şu günahlardan paklaşım kere. Bunun için Allah'a tavla kılıp, istiğfar edip, ana şu yaman nesilerle karıştan közümünü tiyişim kere. Kulağın nazarında işte yaptı. Gıybetini, boğdanını, buranın üstünde çakımçılığını, buranın yaşayıp ekmeydanın yanına işte burada var ekmeksi mi? Günah mı yaptı? Şimdi bunu hem tavbasını kılıp, kulağını atar, şimdi yaşayıp nazarında işte işe öyle girişim. Kolun haramını uşadı. Kim geldi zarba verip, azar verdi, uyan haram. Gene başkalarını kıldı. Demek bunu hem tavbasını kılıp, günahtan baklayan için gerek. Ayağın haramda yürü vardı. Yani kan dedir işlerini kıldı, hemmesi Allah mankıya dedi. Ana bunu hem tavbasını kılıp, yendi fakat halalde yürüyüş için tayyar verdik, buluş gerek. Taharetini, paklikini, keyingi üçüncü baskıcı, bu kalbini bel hulkliklerden ve rezaletlerden paklaş. Benim tırım şirin, Dersin öyle yaparın, 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 şuna bilemem. Peki kalbimde adamlarda hesap var. Kimlerdedir yalan kılıç niyeti var. Yani kan dedir, başka iflaslıklar var, rezaletler var, badhulklıklar var. Ana bunu indi ben tazalaşım gerek. Bu da adam korkuşum gerek. Kalbim pak buluşu için harekette buluşum gerek. Buraya hesap kımay. Buraya yaman sığınmay. Buranın tavrısında yaman duman kımay. Allah bana kıyan nasıllardan uzak olsun kalbim, kalbim paklansın de bunu kereyice ben harekatlarına düşünüyorum. Uyan bulduk, uyan bulduk, çok uyan bulduk, Allah'a şükür. Şimdi yukarı makamdaki paklik geledi. Bu, bendenin içini Allah'tan başkadan takarız. Bendenin içi de uzak olsun falan. Allah'ın muhabbeti olsun, Allah'ın erkenlerini kılınan, kaytarlarından kaytaran diyen ahd olsun. Bana şu manada, demek paklikke mumun Müslümanlar hareket kılış gerek. Bizim ruhi terbiyemiz, terbiye verir. Yollar yukarıda kurtarır, âli cenab var insan kılışının baskışları bana şundan ibaret bulur. Biz bana şunların organışımız gerek. Ana şunda, şunların yanına koyduğumuzda, aranızda nümeler namazı okutturur, yalan yapıp yaptık olan çeliğinden yapamaydı. Çünkü namazı onu yalan çeliğinden kaydırır. Eğer bizim kalbimiz pak olsa, nefsimizin cilavlarına organ olsaydı, ahlakımızın seytenler organ olsaydı, parancı nümede roza tutturup onu adaya kılırken geplerimiz kalmaydı aramızda. Eğer biz hazır ve elde oturduğun paklığının 4 derecesini, hiç olmazsa 3-2 derecesini özümüzde tatbik kılsaydı, nümede parancı hacke bağırıp gelip, yine bunun bir işini kıl yürüp de dediğin gel kalmaydı. İbadetlerimizin özü bizden yamanlıklarını kaytaradı, fahişeden kaytaradı. Bunun için ibadetini fakat sırtki kısmı bilen kifayelerini kalmayıp mahiyetine ötüşümüz gerek. İçine ötüşümüz gerek, ruhuna girişimiz gerek. Ve ana şu ruhaniyet bilen, zavk bilen yaşar. Kalbimizden kılayarken ibadetlerimizin halavatını tartışımız gerek. Kalbimiz bunu hız kılış gerek. Nefsimiz cilalanış gerek. Ahlakımız saykallanış gerek. Ana şimdi bizden tutulgan taharet. Büyük manadaki taharet.
Allah muhabbet kıladigan taharet, imanın yerini hesaplanan taharetini özümüzde yüzeye çıkardıyan bulamaz. Ana kız kaçası taharet sözü doğrusu da ruhi terbiye meşayihlerine ait edilen gelpleri bunu güde muhtasar tarzda bugünkü kıska vaktimizde sizlerle yengilleştirilgen halde bir tavsiyesini muhtasarı bulalım. Savol. Agar iloji bo'lsa, Xizr alayhissalom haqida aniq ma'lumot bersangiz. U kishi payg'ambar bo'lganmilar yoki farishta yoki valiymilar? Bu savol ko'p berildi. Navroz radiosida ham bunga javob berildi. Agar mana esimdan chiqmasa, Zikr ahlidan so'rang kitobida ham javob berildi. Yana himmat qilib so'ralibdi. Mayli bilganlarga takror bilmaganlarga ma'lumot bo'lsin. Qisqacha bu ma'noda ham gapirib o'tamiz. Biz Xizr alayhissalom deb nomlarini aytib yuradigan shaxsni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadislarida imomi Muslim Buxoriylarning rivoyatlarida Xizr deb ataladi. Xizr alayhissalom, Xizr alayhissalom bizni nutqimiz bo'yicha Allohni ulu bandalardan bir banda bo'lganlar. Bu kishining qissalari shu hadis sharifda sahih hadisda kelgan. Lekin Qur'onda nomlari zikr qilmasdan solih banda degan nom ostida kelgan. Musa alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo mana bandalarimdan bir ilm berilgan banda bor. Shuni huzuriga borgin. Sen ta'lim olasan unda deb yuborganda alomatlarini aytganda Musa alayhissalom izlab borib o'shini topganlar va ularning orasida mashhur Kahf surasidagi qissa bo'lib o'tgan. Ya'niki Musa alayhissalom deb ulul azm buyuk payg'ambarga ustoz bo'lgan shaxs bo'lish. Endi Xizr alayhissalomni so'ralishi bu yerda u qissani nima deb so'ralmaydi, chunki hamma biladi. Bu yerdagi so'rovga sabab Xizr alayhissalom doimiy ravishda barhayot ekanlar. Qiyomat qoyim bo'lganicha odamlarning ichida yurar ekanlar. Kimga ko'rinsa, u kishini nazari tushsa, duosini olsa, ana shu odam buyuk bir maqomlarga sazovor bo'lar ekan degan tushuncha bor haqiqatda. Mana shu ma'noda demak so'raladi. So'ralganda doim so'ralib kelgan. Ulamolar o'zlari turlicha javoblarni berganlar. Ya'ni ikki xil javob berishdi. Tasavvuf ahli, tasavvuf mashayxlari, ha, Xizr alayhissalom barhayotlar gohida ba'zi odamlarga ko'rinib turgan, jumladan falonchiga ham ko'ringan deyishadi. Muhaddislar, fuqaholar, mufassirlar, boshqa ulamolarning ko'plari aytadilarki, Xizr alayhissalom bo'lganlar, qissalari Qur'onda hadisda bor, lekin u kishini abadiy barhayot degan gap to'g'ri emas. Nima uchun? Ular o'zini odaticha dalil keltiradi. Aytadilarki, xo'p, Qur'oni Karimda oyat kalima bor. Bunda Alloh taolo aytadiki, biz basharga abadiylikni berganimiz yo'q. Ya'ni inson bolasi bo'lsa abadiy yurmaydi degan. Xizr alayhissalom insonligini hamma tan oladi. Demak, inson abadiy bo'lmasligini Qur'onda aytib turibdi. Bu kishi ham abadiy bo'lmasliklari kerak. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning hadislari bor. Bir kuni namozini o'qib kechqurun tashqariga chiqibdilar va sahobalarga aytdilarki, yana 100 yil o'tgandan keyin hozirgi turganlardan bir kishi ham qolmaydi. Demak, o'sha vaqtda agar mabodo hayotda Xizr alayhissalom bo'lgan bo'lsalar, payg'ambar alayhissalom haligilarni aytganlaridan keyin 100 yildan keyin yo'q bo'lgan bo'ladi, vafot etgan bo'ladi. Yana eng dalilni kuchligi shuki, Muhammad alayhissalotu vassalomga odam bolasi borki iymon keltirishi shart.